Allah münafığa dünyada tuzak kurar. Bu tuzak müminlerin hoşuna giden bir tuzaktır. Yani bir cennet nimetidir. Yani Allah sadece işte üzümle, elmayla, denizle, ovalarla nimet sunmaz. Allah yiğitlikle nimet sunar. Mesela asker gider çatışır, bir yiğitliktir, bu bir nimettir. Mesela PKK'nın başı ezilir, bir nimettir. Mesela münafığa Allah tuzak kurar, bir nimettir. Şimdi münafığa Allah nasıl tuzak kuruyor? Önce alıyor, müminlerin yanına getirir. Bütün gençliğini orada geçittirir Allah. En önemli verdi mesela onlar için 20 yaşta 40 yaş arasıdır. 20 yaşta 40 yaş arası. Çünkü ondan sonra artık bitiyor. Onu, o ömrü ondan bir alır Allah. Müslümanlara hizmet ettirerek alır. Ona iç acı olsun olmak için yapar onu. Yani azap olsun diye yapar. Çünkü maddi manevi bütün gücüyle İslam'a, Müslümanlara hizmet etmiş olur. Şimdi ayrılınca onu geri almak ister. Ya alamıyor. Hizmetini, hiçbir şeyi geri alamıyor. Şimdi ona sırf iş acısı olsun diye yapılmış bir özel uygulamadır. Allah basiretini kapatır, ona 15 yıl, 20 yıl hizmet ettirir. Sonra Allah ona mal hırsı verir, dünya hırsı verir, münafa. Münafın ayrılma nedeni odur zaten. İtibar, şöhret, mal mülk ve mülk. Şimdi Allah münafa bol miktarda mal verir sonra. Mesela makam verir. Mesela farz edelim, profesörlük veyahut tüccarlık. Mesela farz edelim, Hindistan adamdan sorulur. Akıl almaz zengin olur. Hindistan'ın yarısı onun olur. Efendim, Hollanda'da fabrikaları olur. Efendim, Amerika'da tesisleri olur. Ama yaş kaça gelmiş? 50'ye. 40'a, 50'ye gelmiş. Türkiye'de yaş ortalaması kaç? Ölüm 65. Yani ortalaması 65. Şimdi Allah münafığa ne kadar süre vermiş oluyor? 50, 65. 50 de bu zaten bu hale gelebiliyor. 40-50. 15 sene. Şimdi münafık malı yığmış. O malı yemesi için onun en az bir 900 seneye ihtiyacı var. Yani o kadar mal yiyormuş. O kadar çevre edinmiş. Yatı almış, katları almış, apartmanlar almış, mal, mülk, torun tosun. Bırakılacak gibi değil yani. Ama idam firmanı da kesilmiş Allah tarafından. Şimdi tak tak adım 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 15 sene, 14 sene tik tak tik tak sesler onun kulağına geldikçe deliriyor. 13 sene, 12 sene, 11 sene geliyor, geliyor, geliyor. Tak. Hadi biz seni alalım diyorlar. Nasıl alma? Yumruklayarak. Ağzını burnunu kırarak. Ya mallarım kaldı diyor. Şimdi malına da diyor. Bir tane daha ağzının ortasına. Ne oldu? Bütün emeği burada kalıyor. Malını yiyemez münafık. Çünkü bir tabaktan fazla yemek yiyemez. Hastalanır. Evler kaldı. Arabalar kaldı. Mücevherler kaldı. Elbiseler kaldı. Ve Müslümanlara bıraktıkları kaldı. Müslümanda da Allah'ın hikmeti ömür uzun olur. Bereketli olur. Mümin yani malın hakkını verir. Müminde mal biriktirme olmadığı için yer, kullanır, harcar. Yani hakkını tam oluşturur malın. Yığma yoktur çünkü müminde. Münafıkta yığma vardır, biriktirme vardır. Profesörlük, ben diyor profesörüm diyor meleklere, bir tane daha yumruk yer sırtına. Şimdi senin profesörlüğüne de sana da gibi tarzında. Ve sürüklenerek götürüp cehenneme atılır.
Ya mallarım kaldı diyor, şimdi malına da bir tane de onun için yumruk yer. Her şeyi kalır burada. Sonra da kime kalır biliyor musun? Gene Müslümanlara kalır. Bakın seyredin. Bütün münafıkların, bütün birikimleri en sonunda yine müminlere kalır. Bundan kurtulamaz. Ona kalan sadece nedir biliyor musun? Cehennem. Ve azap dolu bir hayat. Çünkü o malı elde etmek için de sürünür. Mümin gayet güzel hayatını yaşar. Sporunu yapar. Eğlenir. Zevk yaşar yani. Onların en ızdırap duyduğu olaylar olur. En canını yakacak, hayal dahi etmek istemediği ızdırap dolu olaylar, yani müminin mutluluğu, zevkleri olur. O arada o çalışmaya yine devam eder. Bak müminlerin yanında da çalışır. Ayrılınca da dünya hırsı olduğu için yine çalışır. Mümin öyle bir derdi yoktur. Allah'a tevekkül eder, gayet sakin. Ona bereket gelir zaten. Allah tarafından gelir. Çalıştıkça, çok özür dilerim, yıpranır. Çöker, 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 çöker. Yani o hırs onu çökertir, o dünya hırsı. O işte mesela profesör olmak istiyor yahut iş adamı olmak istiyor. İşte diyor ki Tunus'un yarısı benim, efendim Libya'nın dörtte biri benim. Ama yıl ne kadar? 15-20 yıl verilen süre ona. Gençliklerde geçmiş, Müslümanlara vermiş. Müslümanlara ve getirdikleri şeylerin haddi hesabı olmaz. Sonra o mallar birikir, birikir. Sadece onu yıpratır, yorar, üzer, gerer, sağlığını bozar. Allah onu alır cehenneme yuvarlar. Mal mülk kalır. Kalır nereye kalır? Hayır dediği şey dönüp dolaşır yine Müslümanların eline geçer. Yani 20 yıl sonra da olsa, 25 yıl sonra da olsa yine Müslümanların elinden geçer. Bundan kurtulamaz münafık. Ve ömrü boyunca çalışıp çabalar ve Allah diyor ki bütün yap ettikleri boşa gitmiştir diyor. Acayip ızdırap çeker. Bak Müslümanların yanında da çalışıyor. Kendi hayatında da çalışır. Ayette diyor ki bak sanki arslandan ürkmüş kaçan yaban eşekleri gibidir yani zebralardır diyor. Aslanı gördüğümü nasıl kaçar onlar? Aslandan kaçmanın anlamına baktığımızda, hadislere baktığımızda aslanın İmam Mehdi olduğunu görüyoruz. 3500 yıllık lakap. Hazreti Musa tarafından ona verilen lakaptır. Arslan. Bak silsile silsile gelir 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 gelir. Arslan oğlu arslan diyor Peygamberimiz. Harras bin Harras. Aslan oğlu aslan. Bak, 3500 yıl sonra isim geliyor, Mehdi'de kalıyor. Arslan oğlu aslan. Yaban eşekleri gibi onlar ot bulmak için böyle yayılırlar oralarda buralarda. Fakat sonunda aslana yem oluyorlar. Yani onların bütün kazandıklarını aslan alır en sonunda. Yani müminleri temsil ediyor. Dolayısıyla sürünüyorlar, sürünecekler. Ve sürünmeye devam edecekler. Müminler de keyif ve zevk içinde yaşamaya devam edecekler. Cennet gibi. Allah diyor ki Gaşiye suresi 1'de şeytan Allah'a sığınırım. Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün öyle yüzler vardır ki zillet içinde aşağılanmışlardır münafıkların. O zilletli ve aşağılanmış haller, bak aşağılanmışlardır ya Allah. Mühim bir noktadır bu aşağılanmaları. Çalışmış, boşuna yorulmuşlardır diyor Allah. Ey münafıklar, iyi dinleyin. Kızgın bir ateşe yollanacaklar, kaynar bir kaynaktan içecekler. Onlar için zehirli olan dari dikeninden başka yiyecek yoktur. Ne doyurup onları güçlendirir, ne açlıktan korur. Enfal suresi 36'da Cenab-ı Allah diyor ki gerçek şu ki inkar edenler münafıklar Allah'ın yolundan engellemek, Müslümanları dağıtmak için mallarını ve zamanlarını harcarlar. Bundan böyle de harcayacaklar ve uğraşacaklar. Sonra da bu onlara yürek acısı olacaktır. Bak sonra bu
onlara yürek acısı olacaktır. Sonra bozguna uğratılacaklardır. Münafıklar, inkar edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır. 55. ayette Cenab-ı Allah, Müminin Suresi 55, münafıklar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değiller diyor Allah. Ben onlara bela hazırlıyorum diyor Allah. Çünkü gece gündüz mal elde etmek için çalışıyorlar. Yığıyor, yığıyor, bir yandan da yıpranıyor. Çöküyor, zaten çökmüş. Çökmüş olarak gidiyor zaten. Yani tirit olarak gidiyor. Tiritken boğuşuyor, malı yığıyor. Malı yığmışken alıp bunu Allah götürüyor cehenneme. Mal nereye kalıyor yine? Müslümanlara. Bak, onlar sanıyorlar mı kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz ondan hayırlarına koşuyoruz? Hayır diyor. Onlar şuurunda değiller diyor Allah. Ben onlara bela için bunu yapıyorum diyor.